Birazdan anlatacaklarıma inanamayacaksınız. Biz hepimiz evde böyle aa falan olduk bütün arkadaşlarla. İşte her şey 35 gündür kayıp olan Ali Diken'i biliyorsunuz aramamız da başladı. Ali Diken'i ararken de iki arkadaşına ulaştı ekip arkadaşlarım. Biri Ercan, biri de Zeynel. Onunla son görüşen iki kişi. Ercan Isparta'dan bağlandı. Zeynel'i Yalova'da bulduk. İstanbul'a stüdyomuza getirdik. Zeynel'in anlattıkları zaten hiçbirimizin aklına yatmazken Zeynel buradan stüdyodan otelimize gittiğinde otelden bir kaçma eylemi gerçekleştirdi ve İstanbul Cinayet Büro ekipleri de onu yurt dışına kaçmaya çalışırken tahminler üzerine Pendik'teki Yalova feribotuna binerken kıskıvrak yakaladı. Sonra Zeynel geldi. Daha yolda Ali Diken'i kendisine küfür ettiği için ve bu küfürü kaldıramadığı için öldürüp gömdüğünü itiraf etti. Biliyorsunuz bunları konuştuk. Neden arıyorduk? Hani ne neden olabilir? Hiç kimse bir neden bulamıyor. Çünkü her ikisi de yani ölen de öldüren de ikisi de motokurye. Yıllardır arkadaş. Bildiğimiz kadarıyla ortak bir hani para alışverişi yani bildiğimiz bir ortaklıkları, iş ortaklıkları, ortak bir aşkları falan da yok. Bütün bunlar konuşulurken tabii şöyle bir şey oldu. Zeynel kaçarken eşini de bize bırakmıştı. İlknur'u. Sonra İlknur Boyacı'yı da geldi. Antalya Cinayet Büro ekipleri stüdyomuzdan teslim aldılar biliyorsunuz. Ama İlknur'u biz orada hiç konuşma fırsatı bulamadık. Hani kendimiz o kaçışın peşine düştüğümüz için. Sonra geldiler İlknur'u da aldılar. İlknur giderken ya meğerse şöyle söyleyeyim. Bu karı kocanın yanında Zeynep Ece Aksay yani İlknur'un kız kardeşi de yaşıyormuş. Yani bizim Zeynel'in baldızıyla beraber bunlar Antalya'da yaşıyorlarmış. Zeynel'in baldızı da Ağustos ayında ortadan kaybolmuş. Aile demiş ki nerede demiş hani bu İlknur falan filan. Kız kardeşi Zeynep ama kız kardeşi İlknur demiş ki kardeşim beni aradı. Dedi ki ben hamileyim. Ondan sonra hamile olduğum için de bir süre ortalarda bulunamayacağım. Beni aramayın. Şimdi kızın da bir abisi askeri personel. Yani gayet de aslında bilinçli de bir aile ama. Şimdi düşünsenize kız kardeşinin yanında yaşayan bir kız. Ablası da diyor ki gitti beni aradı hamileyim dedi. Bebeği doğurduktan sonra geleceğim dedi falan filan. Herkes de iyi tamam diyor. Ağustos ayında oluyor bu olay. Yani tabii ki İknur'a güveniyorlar çünkü İknur ablası. Sonra buradan İknur giderken polise diyor ki benim kız kardeşimi de Zeynel öldürdü. Zeynel Ağustos ayında da meğerse baldızını öldürmüş. Bir ay önce de sizin erkek kardeşinizi öldürmüş. Hamileliği ortaya çıkmasın diye mi öldürmüş? Hamilelik falan yok. Kocası öldürmüş. Yani buraya gelen çocuk var ya. Evet, meğerse evet. Ağustos ayında da baldızını öldürmüş. Hayır, baldızla hamileyim demiş ya. Baldızla hamileyim demiyor. Kız ortadan kayboluyor ya. Cinayeti evet. De örtbas etmeye çalışıyorlar karı koca. Evet. Ablası diyor ki kendi ailesine. Evet. Beni aradı, hamileyim dedi. Ha işte o hamile ortada... lafı yalan mı yani, uydurma? Uydurma tabii işte. Cinayeti örtbas hayır, etmek için. Hayır, acaba Zeynel tarafından mı hamile bırakıldı da... Zeynel de o iş oraları, ortaya oraları daha diye yok, mi? Oraları yok. Bizim bildiğimiz şu anda yani ben Zeynel'i... aklıma geleni söylüyorum. Zeynel tarafından hamile bırakıldı da hamileliği ortaya çıkmasın diye mi Zeynel öldürdü acaba? Oralarını bilmiyoruz artık. Evet. Önemli olan o şu değil ama önemli olan evet. Şu an gözüküyor. Yani aklıma gelen ihtimal bu. Evet. Kocasının cinayetini saklamak için kendisini aradığını, mesaj bıraktığını, aradığında da hamile olduğunu söylüyor. Kız kardeşi ama sonra bütün bunlar ortaya çıkınca itiraf ediyor. Size daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bu Zeynel, ya diyorum ya artık hani bir şey artık kalmadı mı gidiyorum. Burada da söylüyorum. Bak bak nereden nereye. Bu Zeynel Aksu ilçesinde Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'nde Ali Diken'i öldürüp gömdüğünü polis ekiplerine söylüyor. Polis ekipleri işte orayı kazarken eşinden gelen bu açıklama üzerine diyor ki bu kadın nerede? Onu da oraya gömmüş. Ayol. Çaprazına. Adam resmen kendisine kişisel bir mezarlık bulmuş gibi. Evet, baldızın da fotoğraflarını görebiliriz. Bu eşinin, bu Zeynel'in görüntüsü. Eşinin alınırken de görüntüsünü herhalde vermişler arkadaşlar. İşte üçü beraber yaşıyorlarmış. Kız da 98 doğumlu da. Ah yazık ya. Genç. Ben bilemeyim.
Yani bu öndeki İknur, kocası Zeynel, arkadaki de onunla beraber yaşayan baldızları rahmetli. Allah. Vay vay. Müge Hanım, sebep neymiş peki? Yani ne diyorlar? Ne için öldürmüşler kızı? Vallahi işte biz şu an hiçbir sebep bilmiyoruz. Şu an daha yerler kazılıyor. Hatta Antalya Emniyeti şeritleri falan da orada bırakmış. Başka birisi de çıkar mı diye, yani tedbir amaçlı. Müge oradan bağlanacak adam kişisel mezarlık gibi oraya öldürdüğünü gömmüş çaprazına. Ben dedim ki aynı yere mi gömmüş? Hayır, çaprazına onu da gömmüş yani. Yani çok rahat cinayet işleyebilen bir adamdan bahsediyoruz aslında. Antalya'nın da göbeğinden, evet, bahsediyoruz aslında, evet, gömüldüğü yer olarak. Hani öyle bir yerde seçmiş ki aslında, hani neredeyse kimsenin aklına gelmeyecek, kimsenin de hani burada da biri gömülmüştür diye düşünemeyeceği bir yer. Bakar mısınız ki gencecik de bir kız. Böyle yani şu an cinayet işliyor. Şunu düşündüm hatta, biz Zeynel için hani Ali'yi neden öldürdü diye bahane arıyorduk ya. Bazı şeyler için bahane aramaya gerek, evet, yok şimdi. Artık Ağustos ayında da baldızın da öldürüldüğü ortaya çıkınca. Yani neden, zaten normal insanlar için böyle bir şey neden yok ama. Hani bir neden arıyoruz ya işte, neden onu İlk yok küfür etti. İlk işlediği cinayetin baldız olduğu da şüpheli tabii ki. Gerisinde başka cinayetler an, çıkma olasılığı da yüksek. Şu an durumda bilmiyoruz ama, evet, ben mesela muhabir arkadaşımıza dedim ki bütün o çalıştığı yerdeki işte patronuyla, arkadaşlarıyla konuş. Bakalım etrafında kaybolan başka bir arkadaşı, başka bir aile üyesi, başka bir tanıdık var mı? Çünkü bu hiç sağlıklı bir durum değil. Yani çok inanılmaz ama. Bir de çok ilginç bir şekilde kaybolduğu gecede, gece 12.30'da Kundu'da Ali'nin fotoğraf paylaşılmıştı Instagram'da. Öyle mi? Evet. İşte hatta çıkarken burada ekip arkadaşlarımı da söyledim. Hani Varsak tarafında bildiğin ormanlık var mı diye bana sordular ilk. Ben dedim ki Varsak değil ama 12.30'da Ali fotoğraf paylaşmıştı. Kundu tarafında çok müsait yerler belki bulunabilir. Lara Plajı'nın arkaları falan böyle ormanlık gibi. Biraz oraya yoğunlaşırsak diye hatta ekip arkadaşlarım falan not almıştı. Şimdi neresinde olduğunu Müge gösterecek. Önce bir izleyelim neler yaşandı. Dün tabii hani bir cenaze çıkartalım derken emniyet yetkilileri ikinci cenazeye de ulaştılar. Yani şunu da özellikle söylüyorum. Bizim arkadaşlarımız bakıyorlar tabii, emniyet yetkilileri de bakıyorlar da, bu çocuğun etrafında kaybolan başka biri var mı? Olacak iş değil. Hiç böyle, evet, bir şey de yani 4 ay arayla demek ki, 4 ay değil işte 5 ay arayla herhalde. Demek ki yani biz diyoruz ya motosikletine nasıl bindi. Ben demiştim nasıl bu kadar rahat davranabilir? İşte bir cinayeti işleyip sonra bunu kendince örtbas edince, kimse de peşine düşmeyince. O zaman işte hep dediğimiz şey, o zaman kendine öyle bir özgüven geliyor ki, ben cinayet işlerim ama kimse beni yakalayamaz. Ve teyzeyle de röportaj yaptık. Müge Anlı'ya gelelim, kızın resmini gösterelim demişler. Aile de demiş gelelim. Tabii. Ablası demiş ki beni aradı, hamile, o yüzden gelmiyor. İtiraf etti, tatbikata gitti. Yer gösterirken bir cinayeti daha açığa çıktı. Cenaze nakil aracı yanaştı. Aynı arazide ayrı cenazeler. Baldızını gömdüğü noktanın tam karşısında Ali Diken'i gömdüğünü söyledi. İki ayrı cinayet kurbanı. Biri can arkadaşı, diğeri baldızı. 32 yaşındaki motokurye Ali Diken. Kaybının 35. günü onu katledenin en yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Sen beni ev yaktın, Allah'ını geri yaksın. Utanmaz. İki arkadaşı yayına bağlandıktan sonra burada beraberdik. Ne yazık ki iyi kokular gelmiyordu. Siz de şüpheleniyordunuz ama kimse böyle bir sonu beklemiyordu. Şöyle bir kelime kullanmış, bana çok ağır küfür etti. Ben dayanamadım, o yüzden öldürdüm ve gömdüm. Kaçmaya yeltenirken kız kıvrak yakalanan ve işlediği cinayeti itiraf etmek zorunda kalan Zeynel Boyacı, geniş güvenlik önlemleri ve emniyet güçlerinden oluşan kalabalık bir ekiple Aksu ilçesine bağlı Kundu mahallesindeki boş araziye getirildi.
bundan bir gün evvel sen, Ali, Zeynel buluşuyorsunuz bir kafeteryada. Kızlardan haber mi bekliyorum dedi. Ali ile böyle fısıltılı bir şey konuştum, sonra çıktılar. İkiniz çıktıktan sonraki görüntüleriniz de son görüntüleriniz. Hı hı. Öyle aşağı doğru devam ettik işte, biraz konuştuk. Muhabbet o yani. Çıktınız orada, ışıkları gezdiniz, sonra ne yaptınız ışıklardan sonra? Sen motora bindik, biraz turladık. Zaten yarı yolda geri döndü. Ben zaten biliyordum sana yalan söylediğini. Zaten adam yalancı. Sana boyuna tamam. kadından kızdan bahsediyor. Işıklardan nereye gittin? Dur bir sakin ol. Havalimanına mı gittin? Anlatacaksın. En son görüşen sen görünüyorsun tamam. Şu anda. Ben buraya kardeşimin ölüsünü dirisini de sahip çıkmak için geldim. Tamam. Ben de size yardımcı olmaya geldim. Ben seni tanımıyorum. Ama Zeynel bak. Ha? Benim çocuğumu bulacaksın. Ölü veya diri. Ya abla ben ne yapayım? Ben hiçbir şey... Bakın ortada büyük bir kayıp var. Evet. Tamam ben. Ali kayıp. Ben, ama tutup da hani olmasın. Direkt canlı yayın dedim. Katılmak istemiyorum. Neden? Çünkü kameraydı bilmem neydi. Hani sizin karşınızda durmak biraz heyecanlandırır. Hani o yüzden tekliyorum. Tekleyecek bir şey yok. O gece orada garip bir şeyler oluyor. Bu kafeteryadan çıkıldıktan sonra telefon konuşmaları vesaire. O gece bir garip. Zeynel Boyacı cenazeyi gömdüğü yeri gösteriyor. Küfürlerinden dayanamadım. Döverek öldürdüm ve ondan sonra da gömdüm demişti. Keşif olarak burada gömdüğü yeri gösterdi. Şu anda da kepçe yardımıyla cenazenin gömüldüğü yer açılıyor. Kadavra arama köpeği Obert de destek için bölgedeydi. Zeynel Boyacı kollarındaki kelepçeyle cinayet büro dedektiflerinin kolları arasında arkadaşı Ali Diken'i nasıl öldürdüğünü cenazeyi gizlemeye çalıştığı yerde anlattı. Ali Diken'e ait cenaze Kundu'da bulunan işte bu toprak yolda kepçeyle kazıldı. Şu anda emniyet ekipleri tarafından gömüldüğü yerden çıkarılıyor. Cenaze nakil aracı yanaştı. Bu adım ortadan kayboluyor. İki gün sonra bu adamın motosikleti ve montu birinin üstünde benzin istasyonunda görülüyor. Hı hı. Yayında olan Ercan da diyor ki o gördüğümüz kişi Ali değil, Zeynel'di. Ya benim o akşamki gördüğüm çocukla kamerada gördüğüm çocuk o. Bu çocuğun kuvvetle muhtemel başına biri bir iş getirmiş. Kesinlikle. Bir şey olmuş olmalı. Can arkadaşının canını aldığı, çalışmalarda baldızını öldürdüğü de ortaya çıktı. Cenazeyi gömdüğü yeri gösteren Zeynel Boyacı'nın bu ilk cinayeti değildi. Ali Diken'den 4 ay önce Zeynel Boyacı'nın baldızının hayatını da elinden aldığı kazı çalışmaları sırasında anlaşıldı. 20 Aralık tarihinde kaybolan Ali Diken'in can arkadaşıydım diyen Zeynel Boyacı İstanbul Emniyeti'ne yaptığı itirafta Ali Diken'i kavga esnasında döverek öldürdüğünü ve Kunda'da boş bir araziye gömdüğünü itiraf etmişti. Bugün de Antalya Emniyeti'ne gömdüğü noktayı gösteriyor. Aynı zamanda emniyete gösterirken Ağustos ayında da baldızını öldürüp gömdüğünü hemen karşısına itiraf etti. Zeynep Ece Aksay ve Ali Diken'e aynı acı sonu yaşatan ortak isimdi Zeynel Boyacı. Cinayete kurban gittiği açığa çıkan Zeynep Ece Aksay'ın teyzesi Zübeyde Hanım neler yaşandığını anlattı. Bu kız ablasının evinde kalıyordu. İknur ablası Zeynel Boyacı'nın eşi. Oradan kayboldu. Hani işe gidiyorum diye çıkmış gitmiş. Bize öyle dendi. İknur bize dedi ki Zeynep Ece beni aradı. Gizli numaradan beni aradı. İyiyim ben demiş. Yakında geleceğim demiş. Ondan sonra bir de mesaj göndermiş. Hamile oldu. İçin evden kaçtım ama yakın zamanda geleceğim. Kayıp başvurunuzdan sonra mı oluyor İknur Hanım'ın bunları söylemesi? Evet evet Ağustos'ta sanırım kayboldu. Bu da ya Eylül ya Ekim'dir. Daha önce ben de yalan diye yeğenlerimle görüştüm. Müge Anlı'ya başvuralım dedim. Yeğen de dedi ki İknur gerek yok teyze polisler arıyor dedi. İknur sürekli sizi aslında aramamaya yönlendiriyordu. Evet, öyle dediği için İknur biz durduk. Yalan değil. Zeynel Boyacı'nın arkadaşı Ali Diken ve baldızı Zeynep Ece Aksay'ın cenazeleri aynı arazide farklı noktalardan çıkarıldı. Ali Diken'in cenazesi 4 sıralarında bulunmuştu. Yaklaşık 3 saat sonra Zeynel Boyacı'nın baldızına ait olduğu iddia edilen cenaze de olay yeri inceleme ekipleri tarafından gösterilen noktada bulundu. Cenaze nakil aracına yüklendi ve incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Cenazelerin yanı sıra Ali Diken'e ait olan ve Zeynel Boyacı'nın kullandığı yayınımızda gündeme gelen motosikletle mont da bulundu. Ali Diken'e ait motor ve motorcu ceketi Dumlupınar Bulvarı'ndaki bu yakıt istasyonunda olay yeri inceleme ekipleri tarafından bulundu ve incelemeye alındı. Burası olay yerine 28 kilometre mesafede. 22 Aralık tarihinde Zeynel Boyacı'nın yakıt almak için gittiği yakıt istasyonuysa buradan 14 kilometre mesafede. Araçla oraya da 21 dakikada gitmek mümkün. Baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ve arkadaşı Ali Diken'i öldürdüğünü itiraf eden Zeynel Boyacı'nın iki ayrı cinayetin zanlısı olarak adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bu ne ya? İdam etsin abone. Bu ne ya? Bu ne değil mi? İdam. Müge Hanım,
Ben buradan sizin aracılığınızla savcılarımıza, hakimlerimize seslenmek istiyorum. Bu caninin yaptıkları yanına kalmasın. 15, 20, 30 yıl çıkmasın yani. Müebbet alsın. Ağır bir şekilde cezalandırılsın. Çocuklarımızın kanı yerde kalmasın. Ne olur vicdanlarını eline koysunlar. Ona göre ceza kessinler. Gün yüzü göstermesinler. Buradan çok rica ediyorum. Hatta yalvarıyorum. Sayın hakimlerim, savcılarım, ne olur beni duyun. Bu caniye gün yüzü göstermeyin. Allah rızası için ne olur. Gencecik çocuklardan ne istedin cani? Daha kötü şeyler söylemek istiyorum ama terbiyem müsaade etmiyor şu durumda. Söylenecek çok şey var. Benim kardeşim öldü. Biz artık sözün bittiği yerdeyiz. Ama bizim olayımız yeni başlıyor. Her son bir başlangıçtır. Sonuna kadar da ben bu işin peşindeyim. Sonuna kadar da. Biliyorum, dün de şoke olmuşsun zaten. Hala da olayı sindiremediniz, onun da farkındayım. Evet, evet. Ya yani az önce Ercan'ı da gördüm. Ercan'ı ki bu ne ya? Hakikaten bu ne ya? Ben de dün aynı şeyi... Zeynel'in karısı nasıl susmuş? Abla kardeş. Evet. Evet. Bilmiyoruz ki, belki de kızı da mı tehdit etti? Yani kızı da mı tehdit etti? Ekrana bütün verebilir misin? Tam ekran verir misin? İşte ablası evlenirken yanında kız kardeşi. Daha 98 doğumlu ya, kuzucuk ya. Abla çok ciddi korkmuş olabilir. Çok ciddi bir baskı altında olabilir. Yani şimdi bütün bunları bilmiyoruz. Ev içinde de gerçekten çok acımasız ve gerçekten hani karısını da öldürebilecek potansiyelde biri olduğunu düşünüyorum. O nedenle çok istediği kadar tehdit etsin ama Şevki Hocam. İstediği kadar tehdit etsin. Çok iyi anlıyorum. Yani gidersin, polise ama gidersin. Bazı insanlar ne yazık ki bu tehditlere daha boyun eğme eğiliminde olabiliyorlar. Hani bilmeden, daha doğrusu hani tam yaşadıklarını anlamadan bir yorum yapmak çok doğru olmayacak diye düşünüyorum. Şu anda kendini içeriye alındığında daha güvende hissettiği için konuşma cesaretini bulmuş olabilir. Çünkü hepimizin zaten bulmasa da zaten bakılıyor. Ben benim burada dediğim gibi ama mesela yakınlarında kimler kayıp hepsine büyük, bakılacak. Teyze evet, teyze Zübeyde Hanım'la telefon attığımızda, Zübeyde Hanım sizin de başınız sağ olsun. Alo. Alo. Başınız sağ olsun efendim sizin de. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de şoke oldunuz, farkındayım. Siz de hamile geri dönecek diye bekliyordunuz yakınları olarak. Zeynep Ece'nin. Evet biz de öyle bu şey yapıyorduk, gelecek diye. Hani gün çünkü hani bir gün çıkıp gelecek diye bekliyorduk. Böyle olacağını hiç tahmin etmiyorduk. Ama o kadar haklısınız ki, size hak veriyorum. Sonuçta yeğeninizi sorduğunuz kişi ablası. Ablası evet, da ben yani, konuştum yüzden... dedikten sonra artık daha da bunun teyze olarak da üzerine ben evet, de olsam yani, ben de gitmezdim yani. Çok haklısınız o konuda. Ben hep sorduğumda bir hanım hani beni aradı, iyiyim, gelecek. Böyle şeyler söyledi. Biz de hani bir gün çıkıp gelecek diye bekledik ama böyle tahmin etmiyorduk. Peki karı koca araları nasıldı Zeynel'le eşinin, İknur'u? Ya İknur'u size şöyle söyleyeyim. İknur kavga eder gelirdi, yalan değil. Ben teyzesim yanıma gelirdi. Hı hı. İşte teyze ben boşanacağım derdi. İki gün kalırdı, üç gün kalırdı. Sonra barıştım deyip giderdi. Biz iyiyiz, mutluyuz derdi sonra. Çünkü Zeynel'in patronu demiş ki araları çok bozuktu. Yani aslında Zeynel de ondan boşanmak istiyordu demiş. Bilmiyorum, işte benim teyzem de öyle diyordu. Hı hı. Benim yeğenim de öyle diyordu İknur. Hani iyi değiliz, boşanacağım diyordu ama sonra barışıp gidiyordu. Ben barıştım teyze, iyiyim, seviyorum. Peki niye baldız? Peki niye baldız onlarla beraber yaşıyordu? Şimdi annesi babası Serik'te yaşıyor bunların. Orada evet. Da evleri var. Buraya Antalya'daki evlerine, Varsak'taki evlerine ara sıra geliyorlar. Bu kız da ablasında kalıyor. Hani oradan işe gelip gidiyor. Gelip gittiği için hani biz arasak bile işe gidiyorum teyze hani çalışıyorum diyor, tamam. Biz konduramadım zaten, böyle bir şey olacağını biz tahmin edemiyorduk. Bir de hep gelecek dendiği için şey yapamadık.
Siz de ardına düşemediniz. Evet, çünkü hani ben haber alıyorum. İknur beni aradı, ben geleceğim, iyiyim dedi. Demek ki de diyor, biz de düşünüyoruz, ha iyi bu gelecek. Evet, bu arada abileri uzman çavuş. Ağustos ayında kayboldu diyor. Babamlar kayıp başvurusu yaptılar. Telefonu yoktu, ulaşamadık. Annemin telefonunu kullanıyordu. Antalya'da ablam İknur'un evinden işe gitmek üzere çıkmış. Bir daha dönmemiş. İknur arayıp ben iyiyim demiş. Ancak bize hiç ulaşmadı. İknur bize kardeşimin kendisini gizli numaradan aradığını söyledi. Gizli numara olduğu için de bir numara veremedi. Biz kız kardeşimize ulaşamadık diyor. Şimdi ortada bir abla var. Abla görüştüğünü söylüyor. Geriye dönecek diyor. Hamileliğin bitmesini bekliyor diyor. Aile de sorduğu zaman zaten onun yanında yaşıyor. Seni aradıysa kardeşin, bizce bir mahsuru yok diyor. Yani tamamen aslında bulunması için önüne set çekilmiş. Yani belki de şu Ali'ye çatmasaydı, siz de aramayacaktınız. Bu kız da vahkidene deyip işte orada gömülü kalacaktı. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.